Günaydın. Milleti çok çekmeden uygun bir köşe bulmaya çalışıyorum. Bugün gezme günü ilan ettim yine kendime. Arkamızda kilise var. Çok güzel, çok tatlı şeyler aldım. Daha da devam edeceğiz. Buraya geldiğinde bloke hesaptaki parayı kullanabilmek için bir kart açtırman gerekiyor. O işlemleri yaptım. Ona bir kampanya tanımladı çalıştığım kişi ve o kampanyanın aktif olması için belli bir miktar alışveriş yapman gerekiyor. Vah vah, tüh tüh, ne üzüldüm. Mecburiyetten para harcamak zorundayım şimdi. Anneciğim, babacığım, tamamen elimde olmayan şartlardan dolayı gelişti bu durum. O yüzden bugün biraz gezeceğiz, alışveriş yapacağız. Size de şehri göstereyim azıcık. Şurada Rituals diye bir dükkan var. O kadar güzel bir yer ki ben hiç bilmiyordum. Çünkü Türkiye'de yok ya da yurt dışında da görmedim daha önce. Şu dükkan. Yanından geçeceğiz biraz sonra. Burası görünmüyor tabii hiçbir şey şu anda ama bir gün mentorumla gezerken dedi, ah dedi, keşke hani böyle şey yapabilseydim, oradan bir sürü şey alabilseydim. O kadar güzel bir yer ki Rituals'ı biliyor musun dedi. Ben de bilmiyorum, hiç duymadım. Aa dedi, nasıl bilmiyorsun, o kadar güzel ki işte her şey, bütün kokuları falan. Geçen gün arkadaşlarımla girdik, gerçekten muhteşem yani bütün kokular, parfümler, mumlar ve böyle şey, nasıl diyeyim, işte vücut kremleri, duş jelleri falan, bir sürü şeyin olduğu yer ve aşırı güzeldi. Yani şu anda her şeyimi gezmeye ayırıyorum ama dönüşte kalan paralarımın tamamını Rituals'a yatırabilirim, öyle bir vibe aldım orada. Gözlerimden kalpler pişkiriye. Ama ben bir salaklık yapmışım. Burası aynı dükkan. İki farklı girişi varmış. Ben öbür girişten girince bir tane daha bundan var sanmıştım ama değilmiş. Aynı yere geri geçtim. Dolayısıyla aradığım ürün burada da yok. Burada da yok değil mi? Aynı yer işte. Uf, neyse. Selamlar. Sesim umarım iyi geliyordur bu arada oraya. Arkadan da bir bağırış çağrı sesi geliyorsa, maç varmış bugün. Baya herkes mavi beyaz formalarını giymiş. Maça gidiyor, buradakiler çok seviyor futbolu. Zaten Almanya'dan bahsediyorum yani. Eğer bir ses geliyorsa o da onun sesidir. Bugün tatil, pazar günü, o yüzden her yer kapalı. Her yer sessiz kendi halinde. Ben de biraz kamerayı açıp konuşayım istedim. Arkası da benim yurdum bu arada. Yurdumun o boş alanında oturuyorum şu anda. Sizi biraz geleceğe ışınladım. Aradan birkaç hafta geçti. Almanya'da neredeyse birinci ayımı tamamlıyorum. Çok ilginç ama. Birazcık sohbet edeyim, dertleşeyim. Neler farklı geldi, neleri sevdim, neleri sevmedim anlatayım istiyorum. Şu an çok daha iyiyim bu arada. Yani gerçekten bir tık alıştım, arkadaş edindim ama en başları gerçekten çok zordu bu arada. Çoğu kişi bunu konuşmuyor, anlatmıyor ya da ben o kadar çok duymadım. Daha çok Erasmus'un ve sürecin güzel yanlarına odaklanıyoruz. Çünkü çok fazla avantajı ve güzel şeyi var, evet, ama
müthiş bir yalnızlık, müthiş bir ev özlemi. Ait olamama, güvenememe, o eski konfor alanını çok özleme duygusu çok fazla ağır basan günler de oldu, geçirdim. Ağladığım, düşüp kalktığım. Birkaç haftanın ardından tabii o kadar derin yaşamıyorum şu anda. En azından duruma alıştım. En azından dışarı çıktığımda yanına gittiğim insanlar var. Bu bile çok önemli çünkü ben çok besleniyorum gerçekten insanlarla olmaktan, sosyal olmaktan. Yalnızlık şey gelebiliyor, çok zorlayabiliyor yani. Dil bazen çok zorluyordu. İngilizce bilip seni anlamasına rağmen inatla Almanca konuşan insanlar. Ya anlıyorum ama çok zor olabiliyor bazen iletişim kurmak. O seni endişeye sürüklüyor. Düşüşüyle kalkışıyla genel bir süreç. Yani bu şu an bitti mi? Hayır, bitmedi. Yarın sabah uyandığımda hala çok yalnız, çok yanlış bir yerde, öf Allah kahretsin modunda uyanabilirim. Ama iyi uyandığım sabahlar da olmaya başladı o yüzden. Gol mü oldu bilmiyorum, sesler geliyor. O yüzden sürecin tamam böyle, yani inişli çıkışlı, artısıyla eksisiyle bütününe bakmam gereken bir süreç bu. Her aşaması çok normal. Onun dışında çok keyifli, komik şeyler de oluyor. Çünkü birçok insanla karşılaşıyorsun. Yolun bir sürü milletten bir sürü farklı insanla kesişiyor. Şey falan hep çok enteresan gelirdi bana, atıyorum. Sınıfta böyle bir diyalog yaparken, farklı milletleri konuşurken, atıyorum Almanca öğrenirken lisede ya da İngilizce öğrenirken, herkes Türk o sınıftaki ve hani farklı milletleri öğrenirken onların rolünü yapıyorsun işte, atıyorum. Ya da biz öyle etkinlikler yapıyorduk. İşte sen Çinli oluyordun, işte biri Rus oluyordu, öbürü Fransız, İspanyol, Türk, böyle karışık, hani taklit ediyordum. Bu sefer önümde ilk defa gerçekten bütün sınıf internasyonel öğrencilerin olduğu bir sınıf ve herkes kendi kültürünü paylaşıyor. Afrika'dan, işte Türkiye'den, İspanya'dan, İtalya'dan, bir sürü farklı yerden ve çok enteresan hem de güzel geliyor yani hepimizin ortak bir paydada buluşmuş olması. Almancayı İngilizce öğrenmek de bir yandan ağlatıyor, bir yandan havalı hissettiriyor. Şeyler falan oldu. İlk videoda size bahsettiğim o kafe internasyonel buluşması mesela çok tatlı geçti. Çünkü bir sürü farklı milletten insanla, Erasmus öğrencileriyle ilk defa tanışıyorsun ve çok güzel, çok komik şeyler de oldu. İşin bu yanları güzel. Öbür taraftan ise ilginç bir şekilde Türkiye'den çok daha güvensiz hissediyorum burada ya. İnsanlar bir garip simülasyon gibi yani. Neler neler her gün çok garip yerlere evrilebiliyor. O yüzden çok garip. Çok çok garip. O yönüyle kendimi gerçekten güvensiz hissettiğim çok fazla zaman var. Bu beni bazen geriyor. Gezmek olarak çok bir şey gezemedim bu sürede. İki yere gittik. Münster'i ve Köln'ü gördük. Bielefeld'e yakın iki yer bunlar. Münster'e bayıldım. O kadar güzel bir şehir ki yani gerçekten bütün dokusu, gezisi, çok küçücük minicik bir öğrenci şehri ama orada yediğimiz pizzasından çektiğimiz fotoğraflara, çiçekçiye, her şeye kadar bayıldım Münster'e. Tekrar gidilir, mükemmel bir yer. Köln'ün vlogu gelecek bu arada, o yüzden çok bir şey söylemeyeyim. Gerçi bütün tonlamam, fikirlerimi dışa vurmama yetti ama izleyin, onun hakkında bir yorum yapmayayım. Yine de güzel fotoğraflar çekindim o yüzden bir şey demiyor hani. Ama yine de güzeldi. İkisi de çok güzel gezilerdi. Çok fazla dışarı çıkamadık. Zamanımın çoğunu Bielefeld'de geçirdim. Çünkü biraz dil kursu çok bağlayıcı oldu. İntensif bir kurs ve normal diğer Erasmus dersleri, diğer aldığım dönem içi dersler gibi değil. Yoklama alıyorlar ve gerçekten sınavı olacak olan, sunum falan yapacağımız bir ders. O yüzden o buraya çok bağladı bizi. Bielefeld'den çok fazla dışarı çıkamadık. Ama dönemin başlamasına da çok az kaldı. Büyük ihtimalle şimdi yeni yeni başlayacak o hadi şuraya gidelim, hadi buraya gidelim planlar. O yüzden heyecanlıyım bunun için. Daha çok gezip daha çok görmek istiyorum. Almanca hakkında fikrimi sorarsınız. Zorlanıyorum ben ya. Gerçekten aslında İngilizce temeli olan biri için öğrenmesi o kadar da zor bir dil değil Almanca. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar birçok yönden. Ama ben yine de bir zorlanmaya başladım ve A1'im yani, hani şikayet edebilecek konumda da değil. O yüzden bir şey de diyemiyorum ama zor gelmeye başladı bana hepsi bir anda. Bir de ben yani normalde günü gününe aşağı yukarı takip ettim dersi de öğrendim. Ama çok fazla kelime var çalışmam gereken, artikel var. Artikeller beni mahvediyor zaten birçok dilde. Türkçenin gözünü seveyim yani. Günlük hayatımda böyle kullanmak istiyorum. Yavaş yavaş sipariş verirken, bir şey yaparken. Ama şey gibi oluyor daha çok, yani çok basic ve temel bir seviyede. Halo, mitekartaviteden geçiyoruz bu kadar. Daha üstünde çıkamıyorum. Geçen gün bir sipariş verirken ne dedim? Bir tık daha
iş meşteli bir cümle kurdum. Dedim ki yapıyoruz yapıyoruz yavaş yavaş. Ama bir yerde fire verdim ve İngilizce konuşmam gerekti çünkü anlamadı. O yüzden İngilizce devam ettim. Adam en son çıkarken şey diye bağırıyordu bana. Du musst lernen Deutsch yaptı dedim. Belki şimdi de ne yapabilirim, özür dilerim. Abim daha yeni yeni öğreniyorum, üstüme gelmeyin bu kadar. Ama onun dışında iyiyim yine. Yine de iyiyim bence, iyi gidiyoruz. Sadece şey çok biraz zorladı ya. Allah'ın her gün saat 8.30'da kalkıp bir dil öğrenmeye çalışmak ve o ders esnasında beyninin hem Türkçe hem İngilizce hem Almancayı düşünmeye çalışması müthiş. Zihinsel yorucu bir süreç ya. Hepimiz böyle bir dersten çıkıyoruz, bitkin bir şekilde yurtlarımıza dönüyoruz. Bu ne biçim Erasmus hayatı ya? Niye böyle öldük falan olduk biz? Sonra dedik ki hakikaten zihinsel olarak çok yoruluyoruz çünkü. Devamlı günde bayağı uzun saat görüyoruz. Ya bir de burada dersler öyle 40-50 dakika değil. Hani 40-50 dakika sonra ara verilmiyor. 1,5 saat ders, yarım saat ara, sonra tekrar 1,5 saat ders. Artık patlayacak seviyeye geliyorum ya ben, çünkü alışkın da değilim böyle bir şeye asla. O bizi bence çok yordu yani. Her gün dersten çık, ödevin olsun, şunu yap, aynı zamanda gezmeye çalış rutini bir tık yordu. Umarım dönem içinde böyle olmayacak diye ümit ediyorum. Bakalım. Şimdilik böyle gidiyor. Biraz sohbet edeyim istedim sizinle. Aslında şeyi de çok istiyorum. Daha uzun soluklu kahvemizi aldığımız, sohbet ettiğimiz o videoları çok özledim. Boğaziçi'nin herhangi bir yerine oturduğum, içimi döktüğüm. O tarz videolar da yapmak istiyorum ama bir tık yoğunluğumdan dolayı elimden her şey gelmiyor şu anda ama. Ya yapacağız. Yaparız. O zaman iyi bakın kendinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.